arkadaşlar, bugün size bilgisayar çizimini göstereceğim. Bir bilgisayar çizeceğiz sizlerle. Öncelikle yapmanız gereken kendinize HB ya da HB kalem almanız. Bendeki H aynı değerde. Sizler de bu kalemi aldıktan sonra bunlar ne işe yarıyor? Ton değerleri, orta ton değerleri. İlk olarak dikdörtgen çiziyoruz. Bu dikdörtgen biraz benim şöyle olsun, ortada olsun. Çizdikten sonra ikinci bir dikdörtgen, fakat bu sefer açılı olacak. Şöyle. Burada ise bir düzlem yaratıyoruz. Şimdi bunu daha ayrıntılı yapacağım sizler için. İlkini çizdik. İçine bir tane daha çizeceğiz. Aynı. Bir çerçeve çizeceğiz. Sonra ise buradan alıp perspektif vererek tekrar çizeceğiz. Yine içine bir dikdörtgen çiziyoruz. Bunlar taş olacak. Burada ise touchpad otomatik kısmı. Tam ortasını düşünürsek şöyle olması lazım. Şurada ise tuşları yapacağız. Yapıyoruz. Keçik kalemi geçeceğim. Şimdi bu çizimi keçik kaleme dönüştürmeye geldi. Thank you.
Evet, bilgisayarımız oluştu. Umarım beğenmişsinizdir. Bunu renklendirme size kalmış. Ben şuraya bir çift şöyle yapıyorum. Göz de çizeyim. Hadi masa üstünde bir göz olsun. Şöyle değil de. Sinirli gibi olmaz. Sonra biz bilgisayarı griye boyayalım. Şunları birazcık karanlık verelim. Kamera bilgisayar sizin istediğiniz rengi boyayabilirsiniz. Evet. Bilgisayarımız da bitti. Umarım beğenmişsinizdir.
Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum.